kazanmak değil, sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı. Kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ya sizin bizim paçamızda ne işiniz var ya? Peki biz kaybedince kazanacak olanlar kim? Tabii ki tek parti faşisti CHP ve artık onun tescilli ortağı haline dönüşen DEM. Yani çaydaki DEM değil ha. Karıştırmayalım. DEM. Allah bunlara da akıl, fikir versin diyor ve biz kendi işimize bakıyoruz. Devamını da Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi. DEM Parti ile birlikte hareket ettiklerini söyledi. Ama bu sözü yani size söylediği her yerde hani Yeniden Refah Partisi'ne siz evet. Yanıt verdiniz ama yine şimdi de belki. Bu konuyla alakalı başta genel başkanımız olmak üzere partimizin yetkili kurullarında bulunan arkadaşlarımız, adaylarımız İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız. Her fırsatta biz bunlarla alakalı, bu söylemlerle alakalı cevaplarımızı verdik. Yeniden Refah Partisi birilerinin kaybetmesi veya kazanması üzerine kurulmuş bir siyasi parti değildir. Yeniden Refah Partisi milletimizin kazanması için kurulmuş bir siyasi partidir. 14 Mayıs seçimlerinde o günün şartlarında ittifak içerisinde olmamız gerekiyordu. O gün devletin, milletin bir beka meselesi olarak biz bu seçimleri gördük. Bir sorumluluk almamız gerekiyordu. Genel yönetime dair yapılan bir seçimde ittifak içerisinde yer aldık. Şimdi bir partiyi kuracaksınız. Sizin kurmuş olduğunuz parti hiçbir zaman iktidar adayı olmayacak. Yerel yönetimlerde yereli yönetmeye aday olmayacaksınız. Genelde genel yönetmeye aday olmayacaksınız. O zaman bu partiyi niye kurdunuz? Biz bir başka partinin gölgesinde de kurulmuş bir parti değiliz. Bir başka partisinin gölgesinde de büyüyen bir partide değiliz. Bir başka partinin de paçasına sarılarak büyüyen, büyüme hedefi ortaya koyan bir parti değiliz. Tıpkı AK Parti nasıl 2002'de kurulduğunda o gün siyasetin içerisinde yer almış, tanınan, bilinen isimler nasıl ki Refah Partisi'nde Milli Görüş geleneğinden gelen birçok isim nasıl AK Parti'nin içerisinde yer aldıysa, bugün de yerine Refah Partisi milletimizin umudu olarak ortaya çıkmış ve başta AK Parti olmak üzere diğer siyasi partilerde siyaset yapmış, tanınan, sevilen, bilinen, güvenilir isimler yeniden Refah Partisi'nde milletimize hizmet etmek için gelmişler, partimizde yer almışlar, aday olmuşlar. Hı hı. Bugün İstanbul'da adayımızı çıkardık, Ankara'da adayımızı çıkardık. İyi de biz bunu ta aylar öncesinden ifade etmiştik. Bakın eğer İstanbul'la alakalı, Ankara'yla alakalı, İzmir'le alakalı bir ittifak durumu söz konusu olabilir, biz bu noktalarda adaylarımızı açıklamıyoruz. İttifak görüşmelerine bağlı olarak o görüşmelerin neticesinde açıklarız veya açıklamayız dedik. Daha AK Parti yerine Refah Partisi ile ittifak yaparız ya da yapmayız kelimesini kullanmadan, cümlesini kurmadan Sayın Genel Başkanımız bu cümleyi kurdu zaten. Dedi ki olası bir ittifak durumu olabilir. Biz bu noktalarda ittifaka girme ihtimalimiz var dedik. Ve sonuna kadar bu süreci de büyük bir sabırla bekledik ve en nihayetinde ittifaka girmedik. Girmiş olsaydık bugün bu cümleler belki kurulmayacaktı bizimle alakalı. Şimdi tabii Yeniden Refah Partisi neden girmemiştir? Biz bunu tabii defaatle açıkladık. Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka girmeme noktasındaki bir tavrı, özel bir nedeni yok. Yeniden Refah Partisi'nin bir takım nedenleri vardı. Biz bu nedenlerimizi kamuoyuyla Genel Başkanımız yapmış olduğu basın açıklamasında paylaştı. Ama nedense bizim ortaya koymuş olduğumuz, ittifaka girmemeyle alakalı ortaya koymuş olduğumuz gerekçeler kamuoyunun dikkatinden kaçırılmaya özellikle çalışılıyor. Bu açıklamalarda maalesef yer verilmiyor. Ben AK Parti'deki yetkili arkadaşlarımızın, hatta ittifak görüşmelerine katılan arkadaşlarımızın açıklamalarını da talihsizlik olarak görüyorum. Çünkü ben ittifak görüşmelerine katılan heyetin içerisindeyim. Evet. Şimdi konuşmadığımız, sarf etmediğimiz cümlelerin bugün televizyonlarda konuşuluyor olması bizleri ziyadesiyle üzdü. Şimdi ben hep soruyorum. İttifakla alakalı şunu söylüyorlar. Efendim şöyle oldu da böyle oldu da şu yapıldı da bu yapıldı. Yeniden Refah Partisi'nin ne istediğini niye konuşuyoruz? AK Parti'nin yerine Refah Partisi'ne ittifak görüşmelerinde ne teklif ettiğini gelin konuşalım. AK Parti yetkililerimiz... Ne teklif etti size AK Parti? Hiçbir şey teklif etmedi. Yani tabir yerindeyse partiyi kapatın, tabelayı indirin, gelin bize destek verin İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. Şimdi sizin teşviklatlarınız çalışmış. İstanbul'da 100 bin üyeye gelmişiz. 100 bin üyemiz var İstanbul'da. Bu teşviklatlar gece gündüz çalışacaklar. Arkadaşlar Allah razı olsun. Bu kadar emek verdiniz ama biz seçime girmiyoruz diyeceksiniz. AK Parti'den katılımlar mı bu
üye sayısı? Elbette ağırlıklı olarak AK Parti'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, diğer siyasi partilerden de var. Ama tabii ağırlıklı olarak AK Parti'den gelen çok ciddi bir kitle var. Ben AK Parti cenahında bizde siyaset, bugün siyaset yapan arkadaşlarımızı eleştiren arkadaşlara da buradan sesleniyorum. Yani az önce bir örnek verdim. 2002'de AK Parti nasıl kuruldu? Bu insanlar ilk kez mi AK Parti'de siyaset yaparak siyasete başladılar? Öncesinde Refah Partisi'nde, Milli Görüş Hareketi'nde siyaset yapan isimler 2002'de geldiler AK Parti'de siyaset yaptı. O gün her şey çok güzeldi. O gün yola çıktığınız veya bir dönem sonra beraber siyaset yaptığınız arkadaşlar bugün yeniden Refah Partisi'nde siyaset yaparken neden garipsiyorsunuz? Milletimizin umudu olarak yeniden Refah Partisi gün be gün büyüme trendini artırıyor, büyüyor partimiz. Alternatif bir adres gibi mi görünüyor adres şu anda? Bunu şunun için soruyorum. Dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'nin Murat Kurum KRT ekranlarındaydı. Ve yeniden Refah Partisi'nin yani seçimlere nasıl etki edeceğine dair şöyle bir açıklama yaptı. Yani hani oyların bölünebileceği sorulduğunda 31 Mart'ta oyları böleceğini düşünmüyorum yeniden Refah Partisi'nin dedi. Hani üye sayısına da baktığımızda bir artış, işte AK Parti'nin üye sayısına baktığımızda bir azalış olduğu söylenmişti yeniden Refah evet. Partisi'nde de. Bu anlamda Murat Kurum bu sözleri nasıl görüyorsunuz? Yani bölmez, doğru, düşünmüyorum güzel bir dedi. Çünkü yeniden Refah Partisi bir bölen hareket değildir, bir bölen parti değildir. Kendi ilkelerini iktidar yapmak için mücadele eden bir partidir bu bir. İkincisi, ben İstanbul'da saha çalışmalarına çok katıldım. Sahada ilçelerimizin ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın kampanya sürecindeki çalışmalarında sık sık yer aldım. En çok karşılaştığımız söylem şu. Allah sizden razı olsun, yeniden Refah Partisi olarak aday çıkardınız. Eğer siz aday çıkarmasaydınız Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecektim. Bakın çok önemli bir şeyden bahsediyorum. AK Parti'ye oy vermiş ve kesinlikle ama kesinlikle bu dönem AK Parti'ye oy vermeme noktasında kararlı, karar kılmış bir seçmen var. Ve bu seçmen bize şunu söylüyor. İyi ki aday çıkardınız, yoksa biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecektik. Şimdi olaya bir de bu pencereden bakarsak o zaman yeniden Refah Partisi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmaması için çok önemli bir görev üstlenerek aday çıkarmıştır. Ve biz de bu yarışın içerisinde varız diyerek kendi adayımızla, kendi projelerimizle sahada yer almışız. Seçmen olaya böyle bakıyor. Ama bir kısım çevrelerse yeniden Refah Partisi'ni bölen olarak görüyor. O zaman bir bölen olarak görülüyorsa yeniden Refah Partisi, şimdi belki Şanlıurfa'yı konuşacağız. Evet. Hadi bakalım Şanlıurfa'da AK Parti adayını çeksin. Çünkü Şanlıurfa'da yeniden Refah Partisi açık ara, net bir şekilde önde. Araştırma yaptırıyor musunuz orada? Evet, çünkü bir de AK Parti'den de gelen bir isim. Sonradan evet. Şeyinden Refah Partisi. Sadece yani Şanlıurfa Kasım için. Gülpınar, evet. Şanlıurfa için bunu söylemiyorum. Şanlıurfa'da evet, açık ara öndeyiz biz. O zaman Şanlıurfa'da böyle.